Merhaba oyun severler. Oyun Başkanı'na hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Dawn of Man'in 8. bölümüyle kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Hatırlayacağınız üzere burada iki tane bizim ahırımız vardı. Ben biraz yayın dışı oynadım. Üçüncü ahırı inşa ettim. Az önce o da bitti zaten. Şurada bir taş çemberinin yapılmasına emir verdim. Şu alanda 6-7 tane bir megalit çıkarmalarını istedim. Şu an onlarla uğraşıyorlar. Yani megalitlerin taşınırken bizden deri istiyor olmaları bizi birazcık sıkıntıya soktu. Ondan dolayı öyle bir bekliyoruz şu an. Yani bekleme aşamasındayız. Hayvanlardan deri elde edilsin ki daha sonrasında işimizi yapalım. Şurada bir sıkıntı var. Nasıl bir sıkıntı? Şu taşın çıkartılması gerekiyor artık. Yani bu şu aradan bize okla saldırabilirler. Bir de şurası var. Onu da göstereceğim bir saniye. Bir de şu ara var. Aynen şu ara. Burası da kapanmadı tam. Orayı hatta bir daha uğraşayım. Belki kapatabilirim. Şöyle kapatamaz mıyım ya? Yok. Bir saniye. Sakin. Böyle olmuyor. Şöyle bir geri gelirsek hani şuraya yani ancak böyle oluyor. Burayı da böyle kapatacağız artık. Şuradan girebilirler mi diye düşünüyorum. Ne oldu? Kurt saldırıyormuş. Devam et ya. Ya oyunun şöyle saçma sapan yerlerinde duraksatması çok sıkıntı oluyor arkadaşlar ya. Başka türlü bu olmadı. Bu olmadı, kabul ediyorum. Bu hiç olmadı. Burada zaten herhangi başka sıkıntı yok ya. O kadar önemli değil orası da. Sorun, problem yok şimdilik. Bu ağaçları bir keselim. Ondan sonra şuradaki ağaçları keselim. Bu ağaçları keserim ki bize odun bayağı lazım olacak. İş yükünün artacağını biliyorum ama yapacak da bir şey yok yani. Buraların hallolması lazım. %200 iş yükü var. Gerçekten çok fazla bir rakam. Bakalım bunda nasıl mücadele edecekler. Şu megalitleri merak ediyorum ya. Hiç gelmedi buraya. Evet, yine mi kurt saldırıyor ya abi, devam et, hiç duraksatma şu oyunu ya. Zaman kaybetmek istemiyorum ya. Tamam, öldürürsün, hiç önemli değil, hadi. İş yükü çok yüksek, farkındayım. Buradakine deri gerekiyor. Buradakinin daha hiçbir şeyine başlanmamış bile. Bakıyorum. Başka nerede bulmuştuk? Şöyle bir bakayım. Buralarda yok sanırım. Şöyle bir bakalım. Aynen şurada var. Bunlar ne olmuş? Bunlar da aynı şekilde şu an bekleniyor. Deri bekleniyor. Ondan dolayı şu an deri biraz sıkıntı ya. Çok sinir olmaya başladım gerçekten. Sen ne yapıyorsun abi? Ha, süt üretmeye başlamış artık. Onu gösteriyor. Güzel süt geliri elde ediyoruz da yalnız sütlerimiz çürüyor. Doğal olarak yani. Yine mağara aslanı falan saldırıyor. Abi bak, şunlar buraya girsin. Ben bunları kestiririm. Yani bizimkiler hiç bunlara yönelmiyorlar ya. Bunları kestirsem mi ki? İş yükü çok fazla birader ya. Şimdi vereceğim bunları avlanma talimatı vereceğim. Daha sonra hiçbir şeyin üstesinden gelemeyeceğiz. İş yükü dediğim gibi çok önemli. Ekmeklerimiz çürüdü. Yani ekonomimize göre, pardon, nüfusumuza göre ekonomimiz gerçekten çok iyi. Ondan dolayı tüketemiyorlar. Sorun yok.
Şöyle biraz hızlı seyretseler daha iyi olacak. 9 tane bizim bilgi puanımız olmuş yine. Pardon. Şöyle bir bakalım. Bakliyat. Nohut, mercimek falan. Bunlar bize pek fazla gerekmiyor da. Domuzu evcilleştirme. Bunu açabilirim ben. Ne oldu? Mağara aslanı mı saldırıyor? Ya bırak gözünü seveyim ya. Onları da mı avlayamayacağız yani? Dokuz tane megalit var diyor. Allah Allah. Yine megalitleri hiç buraya taşımadılar ki. Yapacak bir şey yok. Ölen ölür. Kalan sağlar bizimledir. Abicim devam eder misiniz? Yeni insanlar katıldı. Katılın abi ya. Böyle bizim refah seviyemiz düşüyor arkadaşlar. Ben daha önceki bölümde de size bunu bahsetmiştim. Yağmacı baskını. Hadi buyur. Kaç kişisiniz abi? Bunlar artarak geliyorlar. Ben size söyleyeyim ya. Herkes elindeki işi bıraksın dostlarım. Gelin bakayım şöyle. Şöyle biraz hızlandıralım. Normalde dönebiliriz artık. Ya oyunda şu salgıca gibi bir şey yok mu acaba ya? Çok merak ediyorum da. Ya insanların sağlığı mesela düşüyor. Enfeksiyon kapıyorlar arada. Hiç yani onunla ilgili bir şey göremedim. Yetişkin dişi. Yok abi. Estağfurullah. Bizim lafımız sana değil. Ulaşmayın. Vallahi adamı keserler. Hemen şuradan kalan araştırmayı da yapalım. Daha sonra şu kalacak zaten. Onu da araştırıp direkt bakır çağına geçeceğim. Direkt bakır çağına geçeceğim. Hiç beklemeye gerek yok. Getirmiyorlar. Onlara kafam çok takıldı. Yani onu söyleyeyim. Ama o megalit işini ben halledeceğim şimdi. Baya bir derimiz oldu diye düşünüyorum. Bu ham derimiz. Bu da kurutulmuş deri. Normal deri hiç yok mu? Arkadaşlar normal deri hiç yok mu? Yani çünkü normal deri lazım bize. Dur bakayım bu şeyler nereden deri? Tamam. Normal deri lazım bize ya. Yani tüccar geldiyse, tüccar da varsa tüccardan alabiliriz. Bakayım bir. Bu ne? Kurutulmuş deri var. Yün var. Bu ne? Keçi. Şunlardan alabilirim. Sana süt satabilirdim ya. Sütü niye satamıyorum ki? Değeri bir. Değeri bir. Ben bunları nelerle avlıyorum. Uğraşıyorum. Değeri birmiş. Ya yürü git ya. Abi şu mamutlara bak. Şunlardan ne gelir elde edebiliriz var ya bir avlasak şunları. İkisini avlayın birader. Hatta şöyle ki. Üstünde avcılık şeyi var adamın ama.
Şu ikisi avlanabilir. Sütleri bana sattırmadı, çürüdü ya. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bunlar bu yavrularını korurlarsa bizi mahvederler. Hiç gerek yok. Bu toplara hiç girmeye gerek yok. Yolunuzda gidin gelin. Abi çürüteceksiniz. Gidip alın onları ya. Tane 10 diyor. Buraya etleri falan koyuyor galiba. Aynen. Şuraya da arkadaşlar bunları söylemeyi unuttum herhalde. Buraya bir tane ambar yaptım. Buraya da depolama çadırı yaptım. Depolama çadırının içine her türden malzeme koyabiliyor. Ambara da sadece tüketilebilir gıdaları koyuyorlar. Yine bir fırtına. Devam abi, devam. Çok iyi. Şu kadar bir alan kaldı. Yani çok bir şey yok. Şunu da alın abi bu arada. Şu an bütün hayvanlarımız içeri girdi değil mi? Aynen, kaç tane hayvan varmış? Mesela burada bir tane koyun var. 4-6 tane keçi var. 2 koyun var. 2-4-5 tane keçi var. 4-6-7 tane de burada keçi var. Bayağı hayvanımız var bizim ha. Şuradan bir bakayım. 18 keçi var. 3 koyun var. 6 köpek var. Mükemmel. Eşek, at, sığır. Bunlar da domuz. Bunları da biz şey yapabiliyoruz. Abi bizim 4 tane kızağımız kalmış. Çok kötü. Bu gerçekten çok kötü oldu. Bizim acilen bir kızak yapmamız gerekiyor. Fakat şu an dediğim gibi bir sıkıntı var ama. Keçi açlıktan mı öldü? Böyle bir şey olamaz ki. Saman kalmamış. Koyun da açlıktan öldü abi. Şimdi bunları kesecekler galiba. Ha, aynen bakın bunları kesecekler. Fazla olanları kesiyorlar. Ya da yaşlanmış olanları mı kesiyorlar? Aynen, yaşlı keçileri kesiyorlar. Yani zamanla keserler ya. Ekmeklerimiz çürümüş, sürülmüş. Şu deriler neden buraya gelip hiç kurutulmuyor? Mesela onu çok merak ediyorum. Kurutulmuş deri mesela. Tabakhane. Bu işle işte bir sıkıntı var. Çözemedim. Tüccarımız geldi. Bize ne satabilirsin? Ona bakacağım. Acaba bizde tanen olmadığı için ham deri deriye mi dönüştüremiyor artık? Tanen yok, ondan dolayı mı? Dur bir tanen alalım. 7 tane tanen ver bana. Ben de sana şöyle. Bu sefer ben seni kandırdım herhalde. Hiç gülerek gitmedin. Gördüğünüz gibi keçileri kestiler ha. Vallahi keçileri koyunları kestiler. Bir de çok fazla avlanırsak
Yani evcilleştirirsek besleyecek şeyimiz kalmıyor ya. Abi şu kızakları yapın, gözünü seveyim bak. Nedim abi. İnsanlar katıldı. İnsan katılması güzel de. Bakın buradan abi tanen yok. Tanen yok abi. Ben nasıl tahmin etmedim bunu? Bir saniye, hemen şu tanen işine el koyuyorum. Tabii ki olmaz. Buradaki biz bütün şeyleri toparladık. Ağaçları kestik. Ne oldu? Ondan sonra bir tanen eksikliği oluştu tabii ki normal olarak. Aynen şuraya bir tanen koy abi. İki kişi hemen gelsin çalışmaya başlasın burada. Şu an aşırı ihtiyacımız var. Yani kızak yapımı durdu. Daha sonrasında megalitler gelmiyor. Bir tanen nelere mal oldu yani. Bir tanen toplamamız bakın. Refah seviyemizi düşürdü. Refah seviyemiz bu arada aşırı düşmeye başladı. Ben bakınca böyle oldu. Ne oluyor ya? 161'lere kadar falan geriledi bakıyorsunuz. Bir tanenin yokluğu nelere mal oldu ya? Ama halledeceğiz. Halledeceğiz. Şu an zaten orada bir tanen toplanma işine giriştiler. Hatta şöyle söyleyeyim, ben ona 25 değil 30 yapayım. Tanem bize gerekliymiş gerçekten. Hiç hafife alınacak bir şey değilmiş yani. Dur. Bunların hepsini avlayın. Şu kapıyı kapat abi. Kapıyı kapat. Kaçırmazsınız herhalde değil mi yani? Kapılar kapalı. Allah belanızı vermesin. Aç kapıyı aç. Yan taraftan geçtiler ya. Burası tam bir avlanma alanı ya. Bunları falan avlayın hepsini ya. Hepsini avlayın. Avlayın abi. Önünüze gelen avlayın. Şu an bize en çok lazım olan şey deri. Her şeyden çok lazım. O yüzden bir bakalım Megalit. Bize mi saldırıyor? Alırsınız herhalde ya. Yani alın bir zahmet. Dur. Şunları yakalayın. Gerisini de kesin abi. Domuz mu lan bu? Domuzu yakalama şeyi vermişiz. Keçileri evcilleştirdiler. Şunları da evcilleştir. Gerisini de kesin abi. Tamam mı? Hadi. Boş durmak hiçbir zaman yok. Hızlı hızlı gelişeceğiz. Çok hızlı, çok hızlı. 30 hayvanımız olmuş. Çok iyi abi, çok iyi. Peki 30 hayvanımız için ne kadar bizim samanımız var? Hiç yok neredeyse. Çok iyi. Bu çok güzel bir haber. Ürünlerden biz arpa mı eksek? Arpa, nohut, mercimek var. Bezelye var. Gernik var. Siyez. Siyez ekelim. Yok abi, ne yapıyorsun? Dur. Toplam 100 süt elde et. Biz bayağı süt elde etmişiz demek ki. Bir saniye. Tamam. Buraya da. Yani bize çok şey lazım.
Hayvanlarımız çoğaldığından dolayı bize çok fazla bir saman lazım olacak. Ayrıca şunların da ayarla yüksek. Aynen. Bunların öncelik seviyesini artırdım ki bize çok lazım olacak çünkü. Bakalım neler olacak. Bu işlerin bu kadar azalmasının sebebi birinci kaynağı birinci sebebi pardon birinci kaynak birinci sebebi kızaklarımızın yapılamıyor olması. İkinci sebebi de abi bizim kör gibi bunu görmemiş olmamız yani. Tanenin yokluğunu ben nasıl görmedim? Burada bir tane dere eksikliği var. Burada iki tane. Burada bir tane. İki tane. Abi hemen. Acilen gerekiyor bize. Farkındayım iş yükü fazla ama yapacak bir şey yok yani. Şu aralar böyle olmak zorunda. Devam. Devam ki. Ekmek çürüdü. Olan şeyler bunlar. Bakalım bizim neyimiz kalmış? Keten ekmeği. Vay. Biz bu keten ekersek o zaman hayvanların derisine biraz daha yeni çiftçi. Öyle mi? Yeni çiftçi olduk. Aynen. O zaman şöyle yapayım ben. Biraz daha şu keten. Aynen şu ketene bir merak ediyorum. Şöyle bir bakacağım. Abi çarpık kentleşme yaptık da. Hiç çarpık tarla yapmak istemiyorum. Şöyle olacak. Düzgünce. Buraya da bir tane tarla yapabilirim. İçeride bakıyoruz hayvanlara. İşte bu en çok zorlanacağımız anlardan bir tanesi. Toplayın abi toplayın gözünüzü seveyim ya. Yerleşim yerleriniz. O 3 tane insan katıldı. Ne yapacağız peki şimdi? Hemen bir konut kulübe yapacağız. Şunun görünümü çevir abi. Hayvanların için aferde yer kalmadı. Biliyorum farkındayım tamam. Bu neydi abi? Taş mıydı? Tamam bunu kaldır artık. Bu neydi? Avlanma alanı. Bu devam edebilir. Ama bunu da kaldır yani. Bunda hiç gerek yok şu an. Orada durması mantıksız. Bir tane daha ahır yapacağım. Yani bence bu ahırla benim başıma bela olacak ama dur bakalım ne olacak. Merak ediyorum yani. Şuraya yapalım bir tane daha. Ver baba kızı. Tüccarımız gelmiş. Tüccar ne getirdin bize? Domuz getirmiş. Saman ver. Saman bize lazım olacaktır. Biraz sana tombik vereyim ya. Sırtında taş onlar. Hadi. Gayet güzel bir şekilde ilerliyoruz. Neler yaptık? Keten tarlası yaptık yeni. Siyez tarla bir tane daha yaptık. Yanık tarlamız var. Bunlardan elde edeceğimiz şu iki tarladan elde edeceğimiz saman miktarı bizim hayvanlarımıza yetecektir. Buradan gelecek ketenle birlikte de biz artık hayvan derisine ihtiyaç duymadan tamamıyla tarlalardan elde edilebilir kumaşlar yapacağız. Onları da nereden yapacağız? Onları da buradan yapacağız arkadaşlar. Onları da buraya getireceğiz gördüğünüz gibi. Buradan devam edeceğiz. İş yükü çok yüksek biliyorum farkındayım. Ama benim yapacak bir şeyim yok şu an. Muhtemelen bu fırsatı 2-3 kişi öldürecektir oyun. Bir bakayım. Mucize olur yani kimsenin ölmemesi. Ama
Bu yıldırım grafikleri falan gerçekten çok güzel yapılmış, oyun düşünülmüş. Neyse, onları halledeceğim ben. Arkadaşlar, bu bölümlük benden bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.